İstiklal Harbi'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bir ordu kadar destek çıktı dediği Anadolu Ortodoksluğunun başı Papa Eftim'in adil şahitliğine rastladım. Nerede rastladım? General Harbur komisyonunda. Geçtiğimiz videoda o konuyla ilgili daha önce yaklaşık 20 yıl önce okumuştum bir yerde. Kitaplığımdan buldum onu, çıkarttım, şey yaptım. Orada General Harbur Komisyonuna ki asıl adı Mission to Armenia'dır. Ermenistan'ın vilayeti Sitte'de kurmak isteyen Wilson'ın gönderdiği 50 küsür kişilik bir heyet bu. Gidin görün bakalım diyor. Hani Sivas, Erzurum buralarda bir Ermeni devleti kurulması uygun mu? Bunun üzerine ya işte da oradaki diyor azınlıklara nasıl işkenceler ediliyor öyle anlatılıyor ya. Papa EFT'im. General Harbura bir mektup yazıyor rapor gibi. Diyor ki orada bu memlekette hain olanlar bile bu memleketteki hain olanlar bile sizdeki zencilerden daha mesut ve daha emniyettedir. Hala geçerli bu. Papa Eftim'in yazmış olduğu 1919 yılı için değil, 2023 yılı için bile geçerli. Bu memlekette hain olanlar bile sizdeki zencilerden daha mesut ve daha emniyettedir diyor. Adil şahit Papa Eftim. Tabii Milli Mücadele döneminde de en büyük rakibi kim oluyor? Papa Eftim'in tabii ki Fener Rum Patrikanesi hiç şaşırtmıyor. 1800'lü yıllardan sonra her türlü hiyanete araştırdığınızda Milli Mücadele'de de dahil Milli Mücadelenin aleyhinde nasıl faaliyetlerde bulunduğunu çok rahatlıkla Fener Rum Patrikanesi'nin görebiliyorsunuz. Papa Eftim 1884 Yozgat Akdağ Madeninde doğma bir Ortodoks Hristiyan kendisine Türk dostu diyenlere suratına tükürüyor. Ben Türk dostu falan değilim. Türk oğlu Türk'üm ama ben Ortodoks'um. Adil şahit adam. Şimdi Ortodoksları Anadolu'da o zaman milli mücadeleye çağırıyor ve Anadolu'yu da karış karış geziyor bir Ortodoks olarak Papa Eftim. Daha sonra 1921'de Türk Ortodoks Patrikanesi kuruluyor ve başına Papa Eftim geliyor ve daha sonrasında da malumunuz olduğu üzere Cumhuriyet'le birlikte Fener Rum Patrikhanesi'nin yanında bir de Türk Ortodoks Patrikliği kuruluyor. Şimdi buraya kadar bunları niye anlattım? Adil şahitlik açısından. Ama kinlerini o kadar diri tutuyorlar ki burası çok önemli. Bunu çok iyi dinlememiz lazım gelir. Papa Eftim'i affetmiyor Fener Rum Patrikhanesi. İftar sofralarının hoşgörü objesi olarak oraya oturtulan fakat Selanik metropolitine, Atina'daki metropolitlere her gün Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam küfürler eden papazlara hiçbir şey yapmayan fakat iftar sofralarına da hoşgörü objesi olarak çağrılan Fener Rum Patriği Fethullah Gülen'le yan yana fotoğraflarını getirsin yönetmenimiz. Papa'dan intikamını, Papa Eftim'den intikamını 100 yıl sonra FETÖ eliyle öyle alıyor ki Sevgi Ereneroğlu'nun basın sözcülüğünü yaptığı Türk Ortodoks Patrikanesi PETÖ tarafından ortaya koyulmuş olunan Ergenekon iddialarının içerisinde bütün Ergenekon sürecini finanse eden kilise ve bütün Ergenekon darbe süreçlerinin yönetildiği kilise diyerek Sevgi Erener' dahil olmak üzere Eftim'in çocukları 100 yıl sonra Fener Rum Patrikanesinin gadrine uğruyorlar. Bunu bilelim. Dolayısıyla biz Papa Eftim'i çok fazla bilmiyoruz. Neden? Çünkü böyle Papa Eftim'leri bize hiçbir zaman için anlatmak istemezler. Onun yerine Makaryos'ları biliyoruz. Hani şu küçük çekmeceye Rauf Denktaş'ı da yanına koyup olaya birazcık hakikat ya işte biz aslında bunu diktik o sırada o da vardı dedirtmek maksadıyla heykeli dikilen Makaryos'un heykelini biliyoruz. Makaryos'un heykeli var. Papa Eftim'in adını bilen yok.